Merhaba arkadaşlar, Bursa'dan herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Çalışan arkadaşlarımıza da Allah kolaylık versin dileklerimi sunuyorum. 17 Ağustos Salı Kocaeli yarış programımızda tekrar sizlerle beraberim. Evet, Kocaeli'de 8 koşulu bir programımız olacak sevgili dostlar. Ben 1. dörtlü gayan, 7'li plase, 1. üçlü gayan, ikili çifte denilecek arkadaşlar için elimden gelen bir şeyler sizlere aktarmaya çalışacağım. İnşallah faydalı bir program geçirmeniz dileğiyle tüm yarış severlere, herkese bol şanslar diliyorum sevgili dostlar. Evet, birinci koşu, birinci dörtlü gayanımızın başlangıç ayı 17.45'te şartlı 5-1 mücadele 3 ve yukarı İngilizler 2000 metre kumla start alıyor. 9 İngiliz safkanımızın mücadelesini izleyeceğiz. Evet, gruba şöyle bakıldığında tek taşım burada çok ön plana çıkıyor. Mertcan Çelik'le kilo 63. Bir ilk defa Kocaeli pistine gelecek sevgili dostlar. Ben tek taşım tamam, kalitesinin ön plana çıkıyor. Bir Torok temsilcisi, Toruk Makto temsilcisi gerçekten iyi koşuyor yani bu mesafeleri, ama Kocaeli pistini birazcık yadırgayacağını düşünüyorum. Ben Bornet 2 nolu safkanımız yine burada büyük ihtimalle gruba liderlik yapacaktır. Sonuna kadar direneceğini düşünüyorum ben sevgili dostlar. Eğer son koşusunda bir dokuzuncu elde etti, ondan önce kazandığı o koşuda 3 nolu safkanımızla da beraber koşmuşlardı. Sonradan geldi ama ikincilikte kaldı. Ben ilk şansı yine Bornet diyeceğim ben sevgili dostlar. Buna ciddi rakip 3 olacaktır. Ve de tek taş dediğimize bakmayın. Özür diliyorum. 1 nolu tek dalaş pisti yadırgamazsa, kiloyu kaldırırsa etkili bir koşu kalitesinde ön plana çıkartabilir. Benim ilk şans safkanım 2, arkasına 3 ve de 1 nolu safkanlar. Yani ben bu 3 safkanı ayıramadım bu grupta. Bu 3 safkanın arasındaki zevkli mücadele bence birinciliği belirleyeceğini düşünüyorum. İkili için deneyecek safkan, yani deneyecek safkanlarımız şunlar olabilir sevgili dostlar. Bornet'i geçecek tek safkan varsa o da 3 nolu safkanımız. Bunu 3'ü kafaya da alabiliriz. Arkasına 2-1 deneyebiliriz. Yani karışık olarak da 1-2-3, 1-2-3 de girebiliriz sevgili dostlar bu koşuya. Ben öyle deneyeceğim. 1-2-3, 1-2-3 girerek de deneyeceğim. Yani 2-1 veya 2-3, 3-2, yani böyle de gelse güzel ikramiye alacağımızı düşünüyorum. Ben 2-1-3 arasında geçecek bir yarış bizleri bekliyor. Bu koşu için önereceğim safkanlar bunlar sevgili dostlar. Evet, ikinci koşumuza geçtiğimiz zaman 7 plasa ve 1. üçlü gayanımızın da başlangıç ayağı olacak. Bir maylen koşusu. 3 yaşlı İngilizler 1500 metre kumla start alıyor. 16 İngiliz safkanımızın mücadelesini izleyeceğiz. Evet, ben burada artık maydana veda etmesini bekliyorum. Adem Aslan'la 3. kez de buluştu. Yaptığı 2 koşusu da 1700'de ikinci, son koşusunda yine 1700 satış ikide mükemmel bir ikincilikte ayrılan o da Korkta Veli Gogo. Yani 14 nolu safkanımız bu grup için ben yeterli göreceğim. Banko adayım olacak. Banko olarak 7 plasede bırakabiliriz. İkiliyi de bozacağını düşünmüyorum. Tabi Alat Far yani 1 nolu safkanımız o da etkili koşu ve son yani şöyle söyleyeyim, İzmir'de bir mücadele etti şartlı bir de 1200'e güzel bir ikinciliği. Sonra mesafeler uzadı, çime çıktı. Bir beşincilik son koşusunu Ankara'da mücadele şartlı 5'te bir beşincilik, mesafe kısaydı. Şimdi mesafe uzadı. Tolga'yla ben ilk defa buluştu. Bir sürpriz çıkartabilir mi? Yarın favori mi çıkar, onu da tam da kestiremiyorum sevgili dostlar, ama 14 bende çok önde. Banko adayım, banko olarak bırakacağım. Ben 1'i de yazmayacağım. Dikmeşa, onu da geçeceğim. Burada İsmailan Furkan Yüksel'le ve de 7 nolu Master Chef diyeceğim Mertcan Çelik'le. Ben 14'ün arkasını 7 ve 6'yı da bağlayarak bir ikili deneyeceğim sevgili dostlar. 14 benim çok önde banko adayımdır. Arkasını 7 ile 6'yı da bağlayarak bir ikili deneyeceğim. İnşallah delediğimiz gibi sonuçlanır ve de altılımızı bedavaya getiririz.
Evet, üçüncü koşu altılı gayrımızın da başlangıç ayı olacak. Handikap 15 bir koşu. Dişlere mahsus. 3 yaşlı İngilizler 1700 metre kumla start oluyor. 14 İngiliz safkanımızın mücadelesini izleyeceğiz sevgili dostlar. Evet, ben burada Toriçem Furkan Yüksel'le ben 22 günlük aradan sonra tekrar pistlere dönüyor Toriçem. Ben Furkan Yüksel'le çok çok etkili bir koşu bekleyeceğim sevgili dostlar. Benim ilk şansı önereceğim Safkan olacak sizlere. İkinci atın bir nolu Sundov diyeceğiz Adem Aslan'la. Üçüncü atım 2 nolu Obsidian. Üçüncü atım 3 nolu Betty Bull. Nizamettin Demir'le yaptığı son koşusunu kazanma başarısı gösteren Ankara Satış 1'de 2000'de Kocaeli pistinde de etkili koşu gelecekti Nizamettin Demir'le Apranta indirmene de gidilen bir safkanımız. 3'ü de mutlaka yazalım. Sonra 5 nolu Colt Silver harika koşulara sahip Okan Atmaca ile etkili gelecektir. Sonradan 8 ve 9'a da bir çarp atmak doğru olacaktır. Ben Altıl Gayrımızın ilk ayında sıralama 6, 1, 2, 3, 5, 8 ve 9 nolu safkanlar olacak. Şurada bir safkan var sevgili dostlar. Yani yarışlarını inceledim. Son 2 koşusu yani inanılmaz kötüydü. Yer alan arkadaşlar burada çok çok bomba arayacak arkadaşlar. 10 nolu safkanımıza da bir dikkat derim Murat Gündüzeli ile. Ben kilo da uygun. Etkili bir koşu gelebilir. Yani göz ardı etmeyecek bir safkanımız. Kafamızda olacağına kuponumuz olsun sevgili dostlar. Aman demeyeceğimiz bir safkan olabilir. Dikkat diyeceğim. Onu da bir çarpı atalım. Yani sıralamamız tekrar edeyim. 6, 1, 2, 3, 5, 8, 9 ve 10 nolu safkanımızı da göz ardı etmeyerek kuponumuza yer verelim. Evet, dördüncü koşu 5'li gayrımızın ve 6'lı gayrımızın ikinci ayağı olacak. Handikap 15, 4 ve yukarı Araplar 1800 metre kumla start oluyor. 16 Arap atımızın mücadelesini izleyeceğiz. Evet, burada çok çok öne çıkarttığım bir safkan var. O da Nizamettin Demir'le 3. kez buluştu. Ankara'da 2200'de ikinci son koşusunda handikap 15'te güzel bir ikincilikle süsledi. Kocaeli pistine gelen Özgen Ağa Nizamettin Demir'le burada çok çok ön plana çıkıyor sevgili dostlar. Riskli bir banko adayımız olacak ama ben yıkma taraftarıyım. Onu da kimlerle yıkacağım? Burada bir tümöz temsilcisi olan Yarımada Gökhan Gökçe ile ilk defa buluştu. Şöyle söyleyeyim sevgili dostlar. Bursa'da 1900'ü kazanarak çok etkili bir yarış sergiledi. Sonra 2000'e çıktım. İnanılmaz bir kötü dereceyle ayrıldı. Yani 9'uncukla. Sonra İstanbul'a gitti. 2100'e sentetikte mükemmel bir koşu sergiledi. Yani yarım adayım bir iyi bir kötü. Bir iyi bir kötü. Özgen Ağa'ya ciddi bir rakip olarak görüyorum ben. Özgen Ağa'yı yıkma yönüne gidecek arkadaşlar. 5 nolu yarım adaya dikkat. Sonradan 6 Eser Alp mutlaka değerlendirelim. Büyük oynayacak arkadaşlar için diyorum. Sonra 13 nolu safkanımız Cahit Ağa Okan Ekalle yaptığı koşuda derecesi olsa da ben bu bomboş kilolara etkili bir koşu bomba gelebilir. 15 nolu Batınan Bekir Mert Mırık'la 16 nolu Bir Ömür 9, 2 ve 1 sevgili dostlar. Yani yazıldığı zaman gerçekten çok ata kadar yazılacak. Ufak oynayacak arkadaşlar Özgen Ağa'ya yönelebilir. Riskli bir banko 2-3 atla geçecek arkadaşlar. Yani demin de anlattığım gibi 3-5-6 yeterli gibi görünüyor. Daha da büyük oynayacak arkadaşlar. 13-15-16-9-2 ve 1'e de çok çok dikkat çekilmesi gereken bir koşu olarak sizlere önerebileceğim safkanlar sevgili dostlar. Evet, 5. koşumuz bir maylan koşusu. 3 yaşlı İngilizler 1500 metre kumla start olu. 2. 4'lü gayrımızın da başlangıç ayağı. 16 İngiliz safkanımız mücadele verecek. Evet, burada da 5 safkanı önereceğim. İlk şanslı safkanım benim burada sevgili dostlar 2 nolu Aslanan diyeceğim. O da Nizamettin Demir'le. Hep Nizamettin Demir'e denk geliyor verdiğimiz safkanlar. Apranti indirimine gidilerek son yaptığı koşusunu bir altıncılık elde etti. Ondan önce Kocaeli pistinde 1800'e güzel bir ikinciliği var. 2 nolu safkanı benim 1-2 adım öne çıkartıyorum. Sonradan 7 Nevzat Avcı'yla 188 günlük aradan sonra tekrar
pistlere geliyor. Mesafe onun için uygundur. Nevzat'la ilk defa buluştu, 7'ye dikkat. Sonradan 13 nolu safkanın turu değil. Bir türlü Maiden'e veda. Her koşusunda önerdik. Yeri geldi banko attık. Hep geçirdik, bir safkan buldu. Bakalım mesafe yani tutabilir. Yine geçecek bir safkan bulabilecek mi kendine? 13'süz de kuponumuza yapmayalım. 13'e de yer verelim. 8 nolu Mert Ali Bey, bir Lonard temsilcisi. Tolga ile etkili bir koşu gelebilir. Dikkat diyeceğim safkanlar. Ve de 5 nolu safkanımız. O da Mahsun Demirbaş'la etkili bir koşu gelecekti. Genelde Luxor temsilcileri çimde çok iyi ama ben kumda da bir şans verelim. İlk koşu zaten Bursa şartlı bir de 1200'e bir 5'incik elde etti. Yani mesafe uzadı. Mesafe tutabilir. Mahsun Demirbaş'la etkili bir koşu gelecektir. 5'e de bir şans vermemiz doğru olacaktır. Sıralamam 2, 7, 13, 8 ve 5 nolu safkanlar olacak. Evet, 6. koşumuz kısa vade 6. 4 ve yukarı Araplar 1200 metre kumla start alıyor. 2. üçlük ayarımızın da başlangıç ayağı. 7 Arap atımızın mücadelesini izleyeceğiz. Evet sevgili dostlar, bakıldığında son oğul yaptı koşuları. İzmir pistinde arka arkaya, Kocaeli pistinde arka arkaya kazanan bir safkanım. Son koşu kısa vade 8'e 1400'de pistten bir dördüncülükle ayrılsa da Mazlum Pirdemir'le bu mesafede etkili bir koşu gelebilir. Ama ben burada banko alayım, bir başka safkan önereceğim. O da Kathan diyeceğiz. Tolga Yıldız'da ben kazanmasını bekliyorum. Onun daha yaptığı son koşuları kısa vade 8-7. Son koşu 1400'de 4.lükte ayrıldı. Ama ben Kathan'ın burada kafayı alıp bir beyaz bayrak aynı yarışı bizleri izlettirir. Bir Tolga Yıldız'da benim yarın sizlere önereceğim veya kendi kuponumda banko adayımdır Kaptan. Ben de geçimiz olarak kuponumda şans vereceğim. Bunun tabii ki tek ciddi rakibi bir nolu son oğlu olur diyorum sevgili dostlar, ama 3 nolu kaptan benim banko adayımdır. Evet, 7. koşumuz şartlı 4. 3 yaşlı Araplar 1400 metre kumla start alıyor. 5. ayağımıza tekabül eden bu koşuda 9 Arap atımız mücadelesini izleyeceğiz. Evet, ekürümüz var. 4 nolu Balmelda ve 9 nolu Hazın Kızı ekür olarak start alıyor. Yani 4 ile 9 nolu safkanlar ekür olarak start alacaklar. Evet, gruba şöyle bakıldığında sevgili dostlar, iki koşusunda da pistten ikincilik ve üçüncülük çıkarttı. Sonra arka arkaya 1400'de Maiden'e veda etti. Sonra çime çıktı. İstanbul çiminde 1400'de kendini bulan bir safkanımız Yıldırım İzi. Tolga'yla ilk buluşmasında burada çok etkili bir koşu gelecektir. Kocaeli pistine geliyor son alt temsilcisi. Ben riskli bir banko olarak önerebileceğim safkanımız. Değerlendirebilirsiniz sevgili dostlar. Ufak oynayacak arkadaşlar. Ama burada Efsel diyeceğim ve son martı temsilcisi Mahmut Turan'la yaptığı ilk koşusunda Kocaeli'de şartlı bir de bu mesafede hemen şöyle bir açıp da gösterelim sevgili dostlar. Yaz Şimşek'i, Mevlüt Babamız, Yürekli Çocuk, Şivacı, yani bunların arasında iyi bir koşu çıkartarak sürprize de imza atmıştı. Yine yarın bunu başarabilir. O kalibrede bir safkanım Mahmut Turan'la da zaten atı da ilk defa beraber koştular ve de atın dilinden de anladı. Güzel bir koşu çıkarttı. 8'e dikkat derim sevgili dostlar. 2 nolu Kılıç Varo ve de 1 nolu Doğru Kanat'a da Muhammed Mirbilgin'le bir çarpı atabiliriz. Daha büyük oynayacak arkadaşlar için de yani önereceğim safkanlar bunlar. Yani 3 Yıldırım'ın Yıldırım izi Tolga'yla ben de çok çok önde. Riski seven arkadaşlar değerlendirebilir. Banko adayımızdır. Ama sonradan büyük oynayacak arkadaşlar. Ben yarın kuponumda yer vereceğim safkan 8, 2 ve 1'e de bir şans verme gayemdir sevgili dostlar 7. koşuda. Evet, 8. koşumuz 6'lı gayemizin son ayağı, bir Maiden koşu. 3 yaşlı İngilizler 1500 metre kumla start alacak. 16 İngiliz safkanımızın mücadelesini izleyeceğiz. Hem burada ikilimiz olacak hem de bu iki safkanın arasına yani macera aramaya gerek yok diye düşünüyorum. Bu benim kendi düşüncem.
5 nolu safkanım Ayhan Kurşun'la ben bu pardon 15 nolu safkanımız bu koşuyu kazanmasını bekliyorum. Arkasından 7 nolu Şap Sığ diyeceğiz Mahmut Duran'la. Ben bu iki atın arasında zevkli mücadele birinciliğini belirleyeceğini düşünüyorum. Ama burada bana bir at daha söyle derseniz o da 11 nolu safkanımız olur Alican İnci ile sevgili dostlar. Evet, Kocaeli programı için sizlere aktaracağım safkanlar bunlar da sevgili dostlar. Zorlu ve zevkli bir program bizlere bekliyor. Riskli banko olarak önerdiğimiz safkanlar var. Ufak ve ufak bütçeli oynayacak sevgili dostlar için de değerlendirebilirsiniz. Veya büyük oynayacak arkadaşlar için de zaten önerdiğim safkanlar da mevcuttur. İnşallah dilediğimiz gibi sonuçlanacak bir program geçirmeniz dileğiyle tüm yarı severlere herkese bol şanslar diliyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın sevgili dostlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Yazınız atlar. Gayen olsun.